Eskişehir'de 220 gün önce eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuğba Arslan cinayetinin karar duruşması görüldü. Yaklaşık 2 saat süren mahkemede Özalpay hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme heyeti tarafından katil zanlısı Özalpay'a iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı. Mahkemenin ardından adliye önünde Ayşe Tuğba Arslan avukatlarından Betül Duman konuştu. Bugün mahkeme kararını verdi ve sanığı tasarlayarak canavarca hisli ve eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme bu kararında herhangi bir şekilde haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Buna mutlu olduk diyemiyoruz. Neticede bir kadını kaybettik. Ama en azından sanığın hak ettiği cezayı almış olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu belki başka kadınların öldürülmesinin önüne geçebilecek bir şey olur. Ardından konuşan acılı baba Serdar Arslan, "Yavrum geri gelmez ama verilen bu karar bir nebze de olsa beni rahatlattı." dedi. "Yavrum geri gelmez ama verilen bu karar bir nebze de olsa beni rahatlattı diyemem ama yine de gönlüm biraz rahatladı. İnanırım ki inşallah bu verilen karar bundan sonra kadınlarımızın, kızlarımızın erkekler tarafından katledilmesine herhalde bir geciktirici bir sebep olabilir, bir caydırıcılığı olabilir. Benim yüreğim yandı, benim yuvam yıkıldı. İnşallah bundan sonra başka yavrular katledilmez, başka çocuklar yetim kalmaz. İnşallah yuvalarımız yıkılmaz. Benim temennim bu. Anne Meral Sondikme ise gözyaşları içinde konuştu. Buraya çok zor geldi. Cezasını aldığı için, onun için serbest olsam ama artık gelmeyecek. Tuğba acısıyla yaşamak da istemiyorum. Ben 11 Ekim'den beri böyleyim. Bana çok acı bıraktı. Nasıl kıydılar, nasıl yaptılar ya Rabbim. Allah'tan sabır istiyorum ama yok. Tuğba'm gitti gelmeyecek ama layık olduğu cezayı aldı.